Merhabalar, ben Köfteci Köfte ve Köfteci Sun New Horizons'ın hayatın anlamı olan bölümüne hoş geldiniz. Ve şimdi bu bölümde öncelikli olarak neler yaptık? Şimdi Chunkbolt konusunda görevlerimizde ilginç bir kısım varmış. Ben de ona uyuyayım dedim. Şurada bu düzen oyuncular için geçerli fakat eğer single player oynuyorsanız eğer Active Utilities ya da Admin Anchor'u cheat ile alarak yapabilirsiniz diyor. Ben de kolaylık olsun diye FTB Utilities kurdum. Evet. Bunun yanı sıra şuraya bir gelelim. Görevler mi? En son ne yapmıştım? Önünün üstünden biraz geçti aslında. Evet, şunu yaptım. Biraz uzun sürdü ve şuradan pil değiştirdim şuraya. Ne oldu? Bunun yanı sıra dur. Sizin piller 4 tane daha atabiliriz. Geç bunun yanı sıra. Evet. Nasıl yapılıyor diye soracak olursanız Vanadium Dust bunu Vanadium Magnetite Ore'u işleyip ardından sentrifüjden geçerek yapıyorsunuz. Krom zaten ara ara elde ediyoruz. Steel Dust da bildiğiniz Steel Dust. Şimdi bunu işlemek için ulum çalışmıyor. Uluma başka bir şey mi ayarlandı? Options. Controls. Show Complete. Bakalım. En iyi ay. Miscellaneous. Neredesin? Abi nerede bu? Evet, şu an ciddi ciddi çalışmıyor bu özellik. Kazara devre dışı mı bıraktın? Entry. Yo. İlginç. Burada bir şey var mı? Merak ettim. Guide'da ne var? Hiçbir şey. Tamamdır. Şu an için galiba burası. Sorumlu. İdare edeceğiz. Muhtemelen oyunu bir kapatıp açmamla düzelecektir diye düşünüyorum. Neyse. Devam edelim. Şurada birkaç değişikliğimiz var. Evet. Burası komple doldu ve şunu bununla değiştirdim. Neden komple doldu diye soracak olursanız yanlış hatırlamıyorsam şu son ikisini eklemediğim takdirde tam yetiyordu şuna. Şimdi artıya geçtik. Evet, bununla beraber artıya geçiyoruz arkadaşlar. Ah.
Neyse devam et. Bir de şunun bıçaklarının durabilitesi bitmişti. İki tane elmas ve koyarak içine o durabiliteyi geri alıyoruz. Şimdi kompresör dolu kalmışsın. Kısa bir. Tamamdır. Of compressed charcoal. Bununla double compressed. 3 tane double compressed charcoal elde edeceğiz. Evet. Aa, yok pardon. Evet. Sonrasında bunu vanadium steel ingot. Bu hem bir görev için gerekli, ne daha fazla şey elde, ne daha dayanıklı aletler yapmamızı sağlayacak bir arkadaşmış. Şimdi Blast Furnace'da seni en verimli diye bir yöntem yok. Her türlü normal şekilde. Güzel güzel güzel. Bunlar dolu olursun. Oh yeah. Sen şimdi şöyle dur. Sonrasında bu bölüm başka ne yapacağız? Evet. Şurada siz gelin. Siz gelin. Ha. Bronze boy. Large bronze boiler. Senden iki tane lazım. Senden iki tane lazım. Chemical reaktörde yapılabiliyormuş bu. Yani o yüzden benim bir an önce gold bulmam lazım. Elde etmem lazım. Bakın gold ore'um var mı hiç? Nope. Evet. Şimdi circuit board seni yapmak için wood pulp ve biri şimdi şundan alalım. Wood pulp'ımız buralarda vardı. Nerede? 10 tane yapalım ya. Evet, bu yapıla. Sonrasında 10 tanesi. Gelin. Bir yandan da şurayı da bir adam edelim. 8 tane gerekecek değil mi? Evet. 8 tane diyot, 8 tane de copper wire. Copper wire. Dur bir saniye, bir şey merak ettim. Normal kapalı bir wire istiyormuş her türlü. Ve bir de ne gerekiyordu? Evet.
8 tane de dayanıyoruz. Ve bunu böyle atarsak eğer circuitlerimizi yapmaya başlayacak. Evet. Circuitlerimizi yapıyoruz. Bunun ardından başka neye ihtiyacımız var? Tin kablo kolay. Bronze Firebox. Şurada vardı. Bronze Firebox. Tin kablo. Ve geriye circuitlerimiz kalıyor. Onlar da burada oluyorlar. Ve bu şekilde şu görevi tamamlayacağım. Çünkü sadece bu kaldı. Bir. Bunun yanı sıra planlarım arasında workshop'ımı gene taşıyacağım. Daha geniş bir yere taşımayı düşünüyorum. Burayı da muhtemelen maden işleme bölgesi haline getireceğim. Voila. Large bronze boiler. Evet. Claim. Low voltaj veriyormuş. Şimdi ups ben bir wrench mi alayım ve hatta yatayım. Bu arada sleeping bag'im direkt şundaymış. Wrench. Bakalım bu görevi açtıktan sonra çıkan bir şey var mı? Yok. Gel gelelim. Scuba kıyafetim değil. Şimdi güzel. Buraya bu. Yes. Asıl sana bir. Şimdi. Casing minimum. No floor range. Evet. Front bottom. Maintenance damage. Ne firebox. Tamam. Şimdi önce output hatch. Sen buraya geliyorsun. Tam da doğru yerleştin. Yani siz de şöyle birleşiyorsunuz. Burayı huge upgrade edeceğiz. Maintenance hatch. Sen önemli bir arkadaşsın. Input bus. Input hatch ve muffler hatch. Şimdi bir tane daha input hatch yapacağım bir ara. Gelsin. Kalanlarınız da şöyle dolun bakalım. Ve voila. Tabii ki de şu sorunlarımız. Ve beraberinde bir de huge pipe'a da ihtiyacım var. Huge potin pipe'a geçirebilirim aslında. Tin. On iki.
3 yetmeyecek diye düşünüyorum. Şimdi Viper, Screwdriver, File, Crowbar, Hammer, Soft Hammer. Ve Sun. Soldering zımbırtım neredeydi benim? Soldering tamam. Atalarım bakar körlerden diye. Benim biraz daha potinliydi. Evet, bu kadar protein yetmiyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Dur. Üç tane daha lazım. Ah. Gel bakalım Extruder. Bir. İki. Üçüncüsünü alınca bunları çekeceğiz. 3. Şimdi geliyoruz. Gidiyoruz. Bunları buraya bırakıyoruz. Evet. Bu bağlandı. Sen gel. 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 Şu an her şeyin duruyor olması lazım. Yep. Şu an buraya herhangi bir şey atarsak elimizde patlar. Çünkü buraya su da taşımamız lazım. Siz şimdi şöyle bir gidin. Envanterimi doldurmayın. Daha. Extruder shape. Duruyor. Şimdi. Bunu henüz kesemiyoruz zaten. Benim wooden flake pipe. Oraya kadar yeter mi? Evet. Böyle bir sıkıntımız vardı değil mi? Senden otur. Kreatif. Şimdi şunları şöyle geçirelim. Bu input hepsini aşağıya doğru yönlendireceğim. Ve bunları birleştireceğim. Bunun içinde steel bitmiş. Çünkü bu arkadaş buna bağlı değil.
O yüzden yanılmış. Aslında var mı bunun Tulip Pipe'ım vardı ya, onları niye kullanmadım? Çünkü çok azlarmış. Şunlar işe yarar mı? Neyse. Öyle kalsın bunlar. Şimdi şu zeminimi tekrar oturtma derdine girelim. Aslında burası bir bakım bölgesi olarak açık kalsın. Evet. Şu arkadaşımız bir de saniye şunu yaparsak ama gene geliyor diyeyim, evet. Input disabled. Güzel. Buradan giriş olmayacak. Sadece buradan çıkış olacak. Buffalo'ları da bize bol bol toksik gaz verecek. Şimdi mesela bunlar da bu kompost. Şimdilik bunu çalıştırmayacağım. Biraz birkaç bir şey daha yaptıktan sonra onu çalıştırmaya başlayacağım. Kendisi bize bu güzel. Evet, biraz daha biriksinler. Bakalım. Sen şöyle gelebilirsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet. Biraz daha charcoal kompreslemeye gideyim. Oraya bir adet kompresör daha koyacağım. O kompresör, daha sonra bir adet değil de birkaç adet kompresör koyacağım. Onunla bunun içine şunun içine kompres şekilde kabul sunduğumuz şey çarpılarımızı koyacağız. Şimdi bir saniye. Şunu geri yana şunu. Neyse, düzeni sonradan bu tekrar kafamda oturturum. Çünkü şu an bir tane daha koyarsam burası batıyor. Evet. Ya da köşelere birer tane şeklinde. Ha, dur. Bunlar duvar paylaşabiliyordu, değil mi? Direktlik boilerları duvar paylaşabiliyor. O yüzden o noktada rahatız. Tamamdır. Onu aktif ettiğim andan itibaren buhar sorunum hiçbir şekilde, en azından bir süreliğine quintuple compressed. Evet, buna kasıyorum. Quadruple, triple. Mesela kasmasın. Kasayım ya. Multismelter. İşime yarayacak bir şey. Ancak şu an değil. Burayı maden işleme odasına çevirdiğimde bayağı bir işime yarayacak ama. İyi bir efim. Bu. Plate. Gosley. Seni nasıl yapıyorum?
da extruder'dan glass task geçiyor. Tamam. Böyle. Şimdi bir de şu arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam yanlış Spectre Glass. Spectre Glass'ın görevine bir bakalım. Bunlar tam olarak ne işe yarıyor? Cannot. Ha. Aa, güzel. O güzel bir konsept. Ama şu an işe yarıyor. Benim istediğimi tam tersi yapıyor. Bize karşı solid fakat yaratıklara karşı yok. Bizim için var, yaratıklar için yok. O yüzden yaratıklar ama şey yaratıklar hala orada bir nesne. Ne olduğunu düşünüyor, o yüzden yaratık üstünden geçerek kendilerini tuzağa falan düşürebiliyorlar. Güzel. Aslında güzel bir olay. Bir tanesi bana ne kadar enerji emanet veriyor. Tabii dur, şunu çıkartmam gerekiyor. Fakat seni bire mi getirmem gerekiyor? Bakalım. Bunlar da olmuş. Bunlar da diyor ki giden günlerim oldu. Evet. Ardından bu bakalım 72 saniye. Bakalım ne kadar enerji tüketeceksin. Bir de oksijen elde ediyoruz da şu an bu kadar selim yok. Aslında sel elde etmem de kolay da. Ya şu kimler olmuş? Shape. Empty cells. Yine extruder'da nasıl yapabilirim? Extruder. Yukarıda. Ben de machine'de yapabiliyoruz onu biliyorum. Extruder. Cell. Bunu yapadursun. Hem de enerjimi sömüre dursun. 72. Tamam. Üç tane yapabilirim. 4 değil 3. Nasıl 4 tane de yapabilirim de genelde olur mu olmaz. Evet, empty cell'lerimizi de bu şekilde elde ederek benim bolca da oksijen üretim. Bunlar hidrojen var burada. Şunu bir yapmışım şey için de kullanmayı beceremedim. Ve bir de şurası için. Gel. Sen gel. Bu da birebir aynı işi görüyor ve daha güvenli. Evet. Buhar makinemiz yerine kuruldu. Geriye benim bolca bir şeyler craft etmem gerekecek ve biraz da maden üretmem gerekecek. Bu yere yaratıklarda uzaklardan kapılarını gösteriyor. O zaman bu bölümü biraz kısa kesip buradan yolumuza devam edebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötü sıkırtan günler. İyi eğlenceler.